Evet. Çok değerli basın mensubu arkadaşlarım, çok değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, ben çok değerli önceki dönem ilçe başkanına sahip çıkıyorum. Bugünkü basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün ben sizlere ilk önce geçtiğimiz hafta tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla, birçok yönetim kurulu arkadaşlarımız ve belediye mensubu arkadaşlarımızla birlikte bir Ankara ziyaretimiz oldu. Ankara ziyaretimizin genel amacı tabii ki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir gündem hakkında, Türkiye hakkında genel görüşlerini almak, birlikte onların talimatını dinlemek ve de Türkiye'nin gidişatı hakkındaki kendilerinden bizlere olan talimatlarını almak idi. Çok değerli bir, iyi bir görüşme oldu. Kendileriyle sohbet imkanını bulduk. Bizlere talimatlarını aldık. Ve ana konu tabii ki artık merkezi hükümet yönetiliyor. Mutlaka seçim sandığının milletin önüne konulması konusunda güç birliğimizi aktardı. Ve aynı zamanda da seçim çalışmalarını bir hayli hızlı bir şekilde partimizi seçime hazır hale getirme talimatlarını verdi. Biz zaten Alanya ilçe örgütü olarak tüm mahalle örgütlenmelerimizi, sokak örgütlenmelerimizi bugün itibariyle tamamlamış vaziyetteyiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm ilçelerde ve illerde de bu hazırlıkların tam olduğunu genel merkezimizden öğrenmiş bulunuyoruz. Yani bugün seçim olduğu zaman seçime en hazır parti şu an Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ve aynı zamanda biz genel sekreter Sayın Sayın Sayak Öke'den diğer bütün genel başkan yardımcılarıyla bir nezaket ziyaretlerinde bulunduk. Çok iyi karşıladılar. Aynı zamanda bölge milletvekillerimiz de bizlere gereken ilgiyi fazlasıyla gösterdiler. Ben buradan hem bölge milletvekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu tür ziyaretlerimizde çoğalacak ve bu tür fikir alışverişlerimizde ve özellikle Alanya'nın ve bölgenin sorunlarını genel merkeze her an zaten iletiyoruz haftalık raporlar halinde. Yine yüz yüze de bildirmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz biraz önce dediğim gibi gerçekten ülkemiz iyi idare edilmiyor. Bu hepimizin canını yakan birçok sorun var. Bunların başında da elbette ki zam var. Bakın elektriğe %15 zam yapıldı. Petrole zam yapılıyor her gün. Ve bu zamlar yapılırken de adı üstünde ayarlama. Böyle bir ayarlama söz konusu olmaz. Ama ne yazık ki emekliye, memura ve çalışana bir zam söz konusu olduğu zaman ayar çekiliyor. Ve bunlar %15 elektriğe, doğalgaza, her türlü insan ihtiyacını karşılayacak maddelere zam yapılırken ama insanın cebine girecek olan, devlet tarafından verilecek olan zamlarda ketum davranılmakta. Ve bakın %8,5 işçi emeklisine, %5,5 memur emeklisine zam gündemde. Ama ne yazık ki bu zamlarda öyle bir oran dahilinde yapılıyor ki, zamanlamayı öyle bir yapılıyor ki, 1 Temmuz'da elektriğe ve şeye 2 Temmuz'da geliyor, zam 1 Temmuz'a. Ya işçinin zammı 1 Temmuz'da açıklanıyor, elektrik zammı 2 Temmuz'da açıklanıyor. Yani genel enflasyon hesaplamasında bu zamlar gündeme gelmiyor ama ne yazık ki her gün aldığınız akaryakıtın, doğalgazın, her türlü ihtiyacınızın zammı olarak karşılanıyor. Ve bu gerçekten dayanılmaz hal aldı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi de bir an önce halkımızın önüne sandık gelmek mecburiyetinde. Bu para konusundaki halkımızın geçim sıkıntısı had safhada. Ama ne yazık ki Beşliçe'de, ne yazık ki mafya, kirli ticaret, kirli siyaset ülkemizi almış başını gidiyor. Saraylar yazlıktı, kışlıktı ama ne yazık ki geçim sıkıntısı çeken halkımız ise çöpten ekmek toplamakta, çöpten yiyecek toplamakta. Bu bizleri gerçekten 21. yüzyılda ülkemize hiç yakışmayan bir tablo sergilemekte. Ama ben şuna inanıyorum ki
Bu ülke, bizim ülkemiz çok zengin bir ülke. Eğer çarçur olmadığı müddetçe, üç kağıt olmadığı müddetçe, peşkeş olmadığı müddetçe çok kısa zaman içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında tüm halkımızın refaha erişeceğine kesinlikle eminsek beraber. Bu ara arkadaşlar, Almanya'mızdaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi su sıkıntısı. Aslında dünyanın en büyük sıkıntısı su sıkıntısı ama ne yazık ki şu an Almanya'da had safhada. Çünkü kışın evet evlerimizdeki içme suyunda herhangi bir sıkıntı söz konusu olmazken ne yazık ki yaz sezonunda büyük bir sıkıntı çekilmekte. Bu sıkıntının en büyük sebeplerinden bir tanesi tabii ki kaçak su kullanma meselesi. Ama ben kaçak su kullanan vatandaşlarımıza da çok büyük bir eleştiri tabii ki getiriyorum. Adı üzerinde kaçak. Ama devlet su işleri ve merkezi hükümet su konusunda ciddi politika uygulamak mecburiyetinde. Vahşi sulamayı bir defa kesinlikle durdurmak mecburiyetinde. Derelere sahip çıkmak mecburiyetinde. HES yaparak ülkemizin tarım sularını boğazlamamak, tarım sularını kesmemek mecburiyetinde. Ama ne yazık ki yine Alara Çayı'nda Köprülü Kanyon üzerinde yine bir HES projesi gündemde. Cumartesi günü yine tepkimizi oraya koyacağız. Nasıl ki Ava Camii'de tepkimizi koyduğumuz gibi, nasıl ki petrol doğum tesisinde tepkimizi koyduğumuz gibi biz Alara Çayı üzerinde de gelecek neslimize bırakacağımız, doğayı katlettirmeyeceğimiz her türlü çalışmaları da hep beraber her birliğiyle arkadaşlar yapacağız. Toplantıya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınızı alalım.